5. Evet kızlar, sadece 50 cent fazla ödeyerek tekrar kullanılabilir bir uzay kamyonu çöp tenekesi alabiliyorsunuz. Ve... Blistina. Blistina mı? Ben. Baba. Baba mı? Ben üzgünüm. Şimdi güvende olacak. Vay canına. Ters köşe. Tamam. Konumuza geri dönelim. Profesör, o kim? Başka soru yok kızlar. Niye bir kardeşimiz olduğunu söylemedin bize? Nereden geldi o? Ve neden onu oraya kilitledin? Tamam. Her şey 10 yıl önce başladı. Profesör Nötronyum'la sert bir çekişme içerisindeydik. Mükemmel bir erkek çocuğu yarattığı çalışmasını tamamlamıştı. Uçabiliyordu. Böylece ben de uçabilen ve başka şeyler yapabilen mükemmel bir kız çocuğu yaratmaya giriştim. Ama karışıma yanlışlıkla fazladan bir malzeme kattım. W kimyasalı. Böylece mükemmel kız çocuğu doğdu. Dur bir dakika. Bizi yaparken X kimyasalını eklemiştin. Aynı hatayı 2 kez mi yaptın? Aslında 22 kez. A'dan V'ye bütün kimyasallarla sorun yaşadım. Neyse. Zamanla güçleri gelişmeye başladı. Ve her zaman iyi yönde bir gelişme değildi. Her duygu. İster iyi olsun, ister kötü olsun. Güçlerinin kontrolünü kaybetmesine neden oluyor. Dur. Korkuyordu. Ben de korkuyordum. Artık her an her şey ters gidebilecek hale gelmişti. Süt istiyorum. Tamam tatlım, tamam. Süt istiyorum. Biz hayır. Süt istiyorum. Kendime geldiğimde gitmişti. Aklıma en kötüsü geldi. Hayır. Süt istiyorum. Güçlerim çok tehlikeliydi. Dokunduğum her şeyi yok ediyordum. Ve kalsaydım sadece profesöre bir daha zarar veremezdim. Güçlerimin kimse için tehlikeli olmayacağı bir yere kaçtım. Issız bir adaya. Güzel camlar ve yemyeşil bir bitki örtüsüyle kaplı bir yer. Fark etmemeniz imkansızdı. Kuş pisliği adası. Adayı evim olarak kabul ettim. Güçlerimi kontrol edememem de önemli değildi. Çünkü yapayalnızdım. Ama çok yalnız kalmadım. Çünkü kısa süre içinde hayatıma çok özel biri girdi. Ocağa bir cüce ve umursamaz bir tuğla. Çık çık çıka. Buttercup, bırak hikayeyi anlatsın. Tamam. O zaman tanıştık benle. Benim evcil filim. Çocuklar, inanamıyorum çocuklar, yanlışlıkla oldu. Ya herkes çok bağırıyordu, ben de çok gerildim. O sonra işte şey oldu. Ve böylece sivrisineğin en büyük kötü adam olarak hükmü başlar.